Kendileri bizleri stüdyosunda ağırladı ve biz de kendisine boş gelmedik. Yani doğa böyle küçük bir yer değil. Doğa çok büyük bir yer, dünya çok çok büyük bir yer. Hatta bana göre anlatıldığından bile çok daha büyük, detaylı bir yer. İnsanın değişmesi demek, dünyanın bazen değişmesi demek, öyle değil mi? Bakkal amcanın tekrar hayatımıza girdi. Bu da biraz romantik oldu ama o da önemli. Özellikle salgın hastalıklarda süt ürünlerini tavsiye ettim. Gerçekten ekip içmeyi, ne yiyeceğini bilen, doğada hayatta kalabilen insanlar sağ kalabilir. Ülkemizde arpanın değişmediğini düşünüyorum. Gerçekten ekip içmeyi, ne yiyeceğini bilen, doğada hayatta kalabilen insanlar sağ kalabilir. Yani elma yararlı mı, zararlı? Ben meyve yemiyorum. Ben meyvenin zararlı olduğunu. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Sevgiyle kalın. Sevgili izleyiciler, Üniversite TV kanalında her hafta sizlerle birlikte olacağım. Bu haftaki konuğum Anadolu rock müziğinin en güçlü ve en yetkin isimlerinden biri olan Kıraç. Kendileri bizleri stüdyosunda ağırladı ve biz de kendisine boş gelmedik. Kenevir tohumu sütü, arpa unundan kek, göksun elması, Kahramanmaraş tarhanası, gül şerbeti, sumak, portakal yağı ve ata tohumlarımızdan olan 150 yıllık sarımsak tohumu getirdim kendilerine. Size merhaba diyorum. Maşallah, hoş geldiniz. Yüreğinden, yüreğinden de zahmet ettiniz geldiniz. Tabii ki müziği de konuşacağım. Müziğin şöyle bir şey olduğuna inanıyorum. Ben sizi sahnede hiç izlemedim fakat birkaç gün önce bir konserinize denk geldim. İnsan bedeni doğayla bir bütün halinde çalışıyor. Sanat ve müzik dünyada en etkin ve ortak bir dil olarak biliyoruz ya. Ben aslında siz sahnedeyken bedeninizin ve zihninizin arındığını düşünüyorum. Müzik ruhun gıdası derler gerçekten. Evet. Doğru. Ben inanıyorum ya. İnsanın ruhunu düzelten, ruhuna iyi gelen, tabii iyi müzikler var. İyi tarz müzik öğretmen. İyi geldiniz düşünüyorum. Ve ben tüm sanatlar içerisinde insanları en çok yaparım. Yani eğitim seviyesi, kültür seviyesi, hangi coğrafyalar olursa olsun bütün dünyada gerçekten ortak mı? Tabii onun için yani iyi müziğin etkileri ruhumuza, bedenimize de etkileri son derece önemli. Ya sonuçta orada bir doğru bir frekans, yani böyle doğada günlük gürültünün dışında belli mantıkla birlikte seslerin bize çarpması da söz konusu. Tarihimiz değil. Ben bundan yıllar önce, 15-20 yıl önce bir yerde çalışırken, Aksin'de çalışırken bir arkadaş, bir hanım arkadaş böyle çok güzel dans ediyordu. Sahnede sürekli. Biraz abartılı dans ediyor. Sonra anlamadım onu. Niye bu kadar abartılı dans ediyor? Kırılma kartıklığı da bir şey yok yani. Normal yani ama çok abartılı dans ediyor. Sonra öğrendim konserden sonra yani. Sağırmış, duymuyormuş. Fakat müziğin o bas sesi ona çarptığı için çok güzel dans ediyordu. Yani mesela o çok ilginçti. Yani gerçekten fikri olarak da bir ilginçti. Var. Genelde biz toplum olarak ya da kişi olarak hep şunu düşünüyoruz. İnsan bedeninin ve insan ruhunun sadece gıdalarla beslendiğini düşünüyoruz. Aslında son yapılan çalışmalarda özellikle müziğin de insan bedeninin gerçekten çok iyileştirici gücü olduğunun kanıtları çok var. Zaten Osmanlı'ya bakıldığında özellikle bizim tedavi merkezlerimizde de biz müziğin çok farklı bir yerde olduğunu biliyoruz. Mesela siz doğayla çok iç içe yaşıyorsunuz ve doğayla aslında insan bir bütün doğadaki her şey insana, insandaki her şey doğaya yansımayabilir ama doğadaki her şey bize yansıyor. Son dönemlerde özellikle bu çevre kirliliğine bakıldığında hep şunu konuşuyoruz ya işte doğayı temiz tutalım, doğayı temiz tutalım. Aslında doğa temiz,
Değil mi? Tabii. Siz mesela bir yürüyüşe çıktığınızda, doğaya gittiğinizde değil mi? İnsanın olmadığı yerin ne kadar temiz ve düzenli olduğunu görüyorsunuzdur elbette. Onun için aslında biz doğayı temiz tutmak yerine galiba onu kirletmememiz gerekiyor. Bu bir konu var değil mi? Yani, doğada bir sorun yok. Gerçekten son yıllarda, yani hatta son yıllarda ben çocukluğumdan beri işte doğayı severim, ağaçları severim falan çok korkuyor ama ama insanların doğadığını bir gün geçtikçe daha da doğadan uzaklaştık. Yani doğa böyle küçük bir yer değil. Doğa çok büyük bir yer, dünya çok çok büyük bir yer. Hatta bana göre anlatıldığından bile çok daha büyük, detaylı bir yer. İnsanlar küçük, hala bu kadar nüfusa rağmen küçük şehirlerde betonların arasında yaşıyorlar. Orada doğuyorlar çocuklar. Orada büyüyorlar, orada da ölüyorlar. Ama o yaşarken orada işte çiçek severim, ağaç severim diyor insanlar. Ve gittikçe kendilerinden uzaklaşıyorlar. Kendi doğalarından uzaklaşıyorlar. Sadece çiçekten, ağaçtan, böcekten değil. Kendi doğamızdan da uzaklaşıyoruz. Ellerimiz var tutmak için, ayaklarımız var yürümek için, gözlerimiz var görmek için. Ama bunları kullanmıyoruz. Sonra tabii ki kullanılmayan organda sorunlar çıkmaya başlıyor. Hayatlarım işte yani belli bir yaştan sonra kötü de beslenmek için, beslenmeyle çok ilginç var ama doğadan kapsadığı için söylüyor. Kullanılmayan organlar gerçekten sorun çıkarmıyor. Çünkü insanoğlu ne kadar kendi doğasında, kendi doğası eşittir aslında bir ekosistem sistemler ayrı yaşıyorsa o kadar sorunlar çıkmaya başlıyor. Ve bu sorunlar psikolojik bir boyuta da geçiyor. Yani çok konuşulur üzerinde. Bilemiyorum ama doğa sevgisini şehirden değil bizzat gidip yerinden vermek gerekiyor. Umarım ileride bununla ilgili ülkesel bazda biraz daha bilinçlenme olur. Yani ağaç sevmek için ağaç tanımak gerekiyor. Böyle çok sevimli bir arkadaşım. Çok güzel bir söz var Serdar. Çok önemli bir insan. Doğaya diyor ağaç ekmeyelim. Doğaya diyor insan ekmeyelim. Çok diyor güzel mesela. Gerçekten. Çok güzel bir söz. Çocuk ekmeyelim. Doğada diyor yani eksik olan bir insan. Mesela ben bazen bakınca çok üzülüyorum gerçekten. Ben köyde doğdum, köyde büyüdüm. 15 yaşına kadar babam çiftçi, toprağı ektik, biçtik. Ama köyümüze gittiğimizde o düzeni bulamadığımızda ya da işte o tohumları bulamadığımızda gerçekten insana bir hüzün kaplıyor. Mesela insan bence toprağa basmalı, güneş üzerine doğmamalı. Öyle değil mi? Nefes alırken bile o nefesi içerisinde hissetmek gerekiyor. Galiba dünyaya bakıldığında biz toplum olarak özellikle parantez içinde söylüyorum. Biz hayvancılık ve tarımcılığı biraz hor gördük ve onu biraz böyle kaldırıp rafa attık. Ta ki sağlığımız bozulana kadar. Bugün geriye baktığımızda şimdi hep şunu konuşuyoruz ya hani doğru beslenelim, doğru beslenelim, doğru beslenelim. Ama doğru gıda yok ki. Biz sadece bugüne kadar kıraç sadece buğdayın genetiğiyle 29 kez oynamışız. Oysa mesela bütün dinlere baktığınızda buğday o kadar kıymetli bir gıda ki insan için. Bütün dinlerde övgüyle bahsediliyor. Yani yere düştüğünde bütün dinlerde ekmek alınır, övülür ve başa koyulur. Yani insanın hem bedenini hem de ruhunu besleyen bir gıdayı 29 kez genetiğiyle oynamış. Şimdi burada siz bedeninizi besleyen bir şeyi acaba doğru şeyle beslenmediğinizde belki de gıdayla besleyemediğiniz şeyi bence doğru müzikle mi beslemeliyiz acaba? Şimdi tabii çok güzel kullanılır. Hepsine katılıyorum. Bir yerde bir itirazım var. Çok komik ama çok etkili bir yerde. Biz yapmadık. Bu bize ben katılmıyorum. Benim böyle çok şey görüşlerim var. Bu biz yapmadık. Biz değiştirmedik. Doğada yani dünyada ne kötülük varsa bütün insanlık olarak konuşmalarımızda biz diye anlamıyorum. Biz yapmadık. Biz kötü insanlar yaptı. Evet, kötü insanlar yaptı. Şu anki dünyanın bu hale gelmesinde sorumlu olan insanlar yaptı. Hatta adını bile koymak istiyorum ben artık. Dünyayı eskiden devletler yönetiyordu, şirketler yönetiyor. Bu şirketlerin sahipleri bir şahıs değil. Bunlar bana göre firavundan bile beterler. Çünkü firavun ölüyordu, ailesi gidiyordu.
şirketin sahibi de belli değil artık. Onun için bunu öyle bakmak lazım. Hedefi iyi koyup biz tekrar devletimize, topraklarımıza tekrar sahip çıkmamız lazım. Yani o günahların hepsini birden kendimiz alırsak gerçekten bu işin içinden çıkamayız. Çünkü gittikçe bir bilinçsizleşme var. Bazı insanlarda da toplumda bilinçlenme var. Fakat nereden tekrar hani başlayacağımızı bilmiyorum. Onun için şeyi doğru koymak lazım. Ben tamamen devlet eliyle, devlet teşvikliğiyle yeniden Türkiye'nin özellikle bizim büyüklerin çünkü topraklarımız çok verimli. Ata tohumlarımızı tekrar dirilterek bu son yıllarda iyi düzenlemeler okuyoruz, duyuyoruz bununla ilgili. Tek yapılması gereken eski toplumların tekrar canlandırılması. Tabii ki sanayi olarak hala devam edebilir bazı şeyler ama devletin olaya el koyması. Kesinlikle bireysel olarak bunu başaramayacağına inananlardan değil. Çünkü bireysel olarak çok yetersiz kalırsınız ama mesela bunun çok güzel dünyada örneği var. Bir Japonya, mesela bir Hollanda. Bunlara bakıldığınızda doğal tarımı o kadar güzel yapıyorlar. Kendileri doğallığı yiyor, bize de o şeylerini satıyorlar. Dünya tarımına bakıldığı zaman ve endemik bitkilere bakıldığı zaman ve coğrafi konuma bakıldığı zaman, aynı zamanda tarıma bakıldığı zaman gerçekten biz burada çok çok, yani tarif edilemeyecek kadar çok zengin bir ülkeyiz. Ben de size bu noktada çok katılıyorum. Kesinlikle devletimizin doğal tarımı desteklemesi gerekiyor, evet, ve teşvik etmesi gerekiyor. Ben bir çiftçi olarak, yani bir hayvancılıkla uğraşan bir insan olarak söylüyorum. Sözünü kestim ama aslında ben de bir köylü çiftçi gibi düşünüyorum ve ondan sonraları biliyorum. Kendim de burada devletimizin yapması gereken bir işçiden biri olarak görüyorum. Büyük işletmeleri değil, küçük işletmeleri desteklemesi gerekiyor. Köylüyü, küçük esnafı, çiftçiyi desteklemesi gerekiyor. Yani büyük sanayi, mesela bir adamın diyelim 10 bin hayvan. Yıllardır Türkiye'de, özellikle 80'lerden sonra bu tarım ve hayvancılığı sanayi boyutunda yapan şirketler destekler. Şimdi tekrar küçük işletmeler, bizim desteklenmemiz gerekiyor. İsterken köylüyü kastediyorum. Köylünün özendirilmesi gerekiyor. İnsanların köye özendirilmesi, şehirde de esnafın desteklenmesi. Bakkal amcanın tekrar hayatımıza girmesi gerekiyor. Bu da biraz romantik oldu ama o da kesinlikle öyle. Şimdi tıbbın kurucusu olan Hipokrat şu sözünü, yani Hipokrat'ın şu sözünü çok önemsiyorum. Yani ne yersen olsun. Doğru, güzel. Ve sonra devam ediyor. Diyor ki yiyecekleriniz ilacınız, ilacınız yiyecekleriniz olsun. Şimdi biz toplum olarak, bireysel olarak, çocuklarımız olarak o kadar çok sentetik gıdalarla besleniyoruz ki doğal olarak insan beyni de aslında sentetik çalışıyor. İşte doğanın florasını bozuyorsunuz, bedeninizin fırını bozuyorsunuz. Burada en önemli şey tabii ki gıda. Ama bozulmuş bir gıdayı siz insan bedenine koyduğunuzda hücreleriniz beslenmiyor doğal olarak. İşte orada sizin bahsettiğiniz şirketler devreye giriyor ve dünyanın bütün popülasyonunu aslında ele geçirmek istiyorlar. Aslında biz bireysel olarak tekrar sizin de söylediğiniz gibi ata tohumlarımıza ve geleneksel olarak hayvancılık, mesela hayvancılıkta da ırklar çok değişmiş. Yani o kadar hızlı bir şekilde tüketen bir toplumuz ki belki birazcık zaman alacak geriye dönüş olmak için ama mutlaka bizden sonraki nesillere ben evden ziyade, hani biz genelde toplum olarak hep ev, arsa, araba bırakırız ya, aslında tohum bırakmak gerekiyor nesillere. Çünkü dünyanın gidişatına bakıldığı zaman üretim neredeyse yok. Evet. Yok yani, üretim yok. Ve hibrit tohumlar var. 80'li yıllarda ben hiç unutmuyorum. 4. sınıfa gidiyorum. 4. sınıfa giderken tohum bir öğretmen geldi. Ve bize şöyle şeyler söylediğini tutuyor. Sonra ortaokulda tutuyor. Hiç unutmuyorum. İşte bizim milletçe biz buğday üretiyoruz, kendi kendimize yeten bir ülke olarak düşünüyoruz ama ya işte görüyorsunuz bir Japon şu kadarcık bir çip yapıyor, bizim tarlamızın tamamı buğdayından daha değerli. Bir beynimize yıllarca bunu çaktılar ya. Tarım ve hayvancılık geri kalmış toplumu. İşte bir asıl yapmamız gereken çip yapmak gibi böyle enteresan bir şey yıllarca beynimize pompalandı.
buradan bir şekilde geri temizlenmemiz gerekiyor ve ben de size katılıyorum. Ama tabii şunu da anlatmak lazım insanlara. Örnek olarak mesela hani gerçekten en son ne zaman domates takıldı, domates yediniz derseniz ben yani sadece yazın ki ben de uğraştığım için birkaç defa yediğimiz oluyor. Yani eski tat da yok. İleride diyor hani bu ata tohumlarının biraz daha yine devlet eliyle şey yapıp insanlara da tattırılması lazım. O tatlar bizi tekrar çağırıyor. Gerçi çocuklarda pardon ben çok mutluyum. Sesimiz sesini diyor. Mesela çocuklarda ben kendi çocuklarımda da bunu gördüm. Gerçek yoğurdu verdiğinde yemiyorlar. Kokuyor diyorlar galiba. Kokuyor diyorlar. Böyle bir sorun da var. Sentetik olarak büyüyor şimdi çocuklar. Ata tohumuyla olan yiyecekleri yediklerinde ağır gelebiliyor. Şimdi şöyle bir şey var tabii ki. Mesela çocuklarımız da özellikle ben de olduğunu düşünüyorum. Hatta belki üniversitede bile var. Bakıldığında hangi meyve, hangi sebze, hangi tarihte veya hangi ayda yetişiyor kesinlikle bilmiyorlar. Çünkü her şey her mevsimde var. Mesela Osmanlı hekimlerinin en önemli sağlık kurallarından bir tanesi size yaşadığınız bölgeye en yakın gıda neyse onu tüketin diyor. Ve mevsimine göre beslenmek Osmanlı hekimlerinin en önemli sağlık kurallarından bir tanesi. Çünkü beslenme o kadar geniş bir kapsam içeriyor ki. Mesela baharda yediğiniz şeyi siz kışın yediğinizde hiçbir sonuç almıyorsunuz. Çünkü baharda özellikle mevsim geçişlerinde mesela çıkan sebze ve meyveler sizin o anki ihtiyacınızı karşılıyor. Yani bir uyum süreci başlıyor doğayla beraber. Ben kesinlikle şuna o kadar çok inananlardan bir tanesiyim ki ve çok bana da şunu gördüm. Kısırlaştırılmış tohum demek, kısırlaştırılmış insan demek aslında. Yani siz tohumu kısırlaştırdığınız zaman bunu hayvan da yese, böcek de yese, insan da yese doğal olarak ne oluyor? Kısırlaşıyor. Aslında bir nevi bence o sizin bahsettiğiniz grupların en önemli etkin sebeplerinden bir tanesi de galiba insan neslini de kontrol altına almak. Öyle değil mi? Bütün olay insanı kontrol etmek ve istediği yere doğru yönlendirmek. Şu an bütün tecrübesinde de değil, sosyal hayatta her yerde görebiliriz. Dediğiniz, içtiğiniz, dinlediğiniz müziğe, evlerimizdeki mobilyalarımıza kadar belli şirketler, belli gruplar tarafından bunların hani böyle çok komploya girmesin diye şey yapıyorum ama görünüyor artık yani. Görün. Yönlendiriliyoruz. Onların istediği gibi yaşatıyoruz. Onların istediği şeyleri diyoruz. Onların istediği şeyleri görüyoruz. Çocuklarımız bizim çocuklarımızın olmasına rağmen onların çocuğumuz gibi. Yani bunların hepsi o kadar önemli ki biz belki şu an bugün doğayı ya da yiyecekleri besinleri konuşuyoruz ama tüm Türkiye'de ben bir an önce sosyal anlamda da bir bilinçlenme gelmesi gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Özellikle ilkokulda bütün bunlar anlatılması gerekiyor. Yani siz bir kokuyla, yani sentetik kokuyla insanı çok güzel bir şekilde yönlendirebilirsiniz. İçtikleriyle çok güzel bir şekilde yönlendirirsiniz. Özellikle sentetik içeceklerin içerisinde aspartam denilen bir madde var. Ve bu aspartam maddesi beyne girdiği zaman siz az önce dediniz ya hani onların istediği gibi yönlendirilebiliyor. İşte o zaman beyin kapalı oluyor. Onun için yediğimiz, içtiğimiz ses onun dışında sentetik her şey insanı gerçekten çok etkiliyor. Yani insanı insan olduğu gibi bırakmak galiba biraz zor değil mi? Düşünce yapısı şekliyle de aynı şekilde. Mesela insanın düşünce yapısının da çok değiştiğini düşünüyorum ben. Temiz, mesela Peygamber Efendimiz'in çok özel bir sözü var. Diyor. Temiz gıda çok önemli diyor. Burada temiz gıdadan aslında genetiği değiştirmemiş bir gıdadan bahsediyor. Yani temiz olan her şey sizi besler. Ben de bu temizliğin üç şeyde olduğuna inananlardan. Bir tanesi gıda, bir tanesi iman, diğeri de aşk. Çok güzel. Ben dünyada bu dediğimiz şeyi başarabilecek en de güzelen bir Türkiye olmuş. Yani dünya büyük bir sosyal medya sosyal medya bir şekilde insan artık yani
beynini tamamen başka bir... entegre edebiliyor entegre, değil mi? Başka bir yerde, biz kendimizi özgür değiliz, özgürlerden yok oluyoruz diye düşünüyorum. Bir şey örnek verebilirim, bir arkadaşım var, Az Dağlar'da yaşıyor, arkadaşım da arkadaşım, bir Alman kadıncağız, yani 70 küsur yaşlarında, Az Dağlar'da yaşıyor. Dünyayı dolaşmış, 20-30 yılda Türkiye'de yaşıyor, en son oraya gidiyor. Elektrik yok, suyu kendi halletiyor, gider, ekliyor, onlarla geçiniyor, satıyor falan. Dünyayı dolaştım ben, uğraştım. Yani neden dedim ki? Dünyada diyor, yani işte İngiltere'de denedik diyor, başka yerlerde denedik diyor, bizim zamanla siz kuşağı bunlar. Hani böyle komik bir hayat yaşam arzumuz var. Dışarıya, dışarıdan bir şey almadan yaşayabilir miyim? Sadece diyor, Anadolu. Sadece Türkiye'de Anadolu'da oluyor. Yani bir yer belirleyip, mesela Kaz Dağları'nı söylüyor işte, Porosların tekleri, yukarıdaki taş dağlar falan. Bu da tartılıyor. Her mevsim ürettiklerinizle hayatta kalabiliyorsunuz. Suyu da var diyor, dört mevsim de var diyor. İnanılmaz bir şey. Mesela şurada biraz komplo gibi geliyor ama hani galiba bir dönem gelecek, biz o dijital dünyaya entegre olduk ya şu an. Yani gençlerimiz gerçekten çok entegre oldu. Galiba bir zaman gelecek, kesecekler bunu bizden muhtemelen. O zaman herhalde bahsettiğiniz hayata geri döneceğiz. Çocuklarımızın onları öğretmeniz kesinlikle faydası var. Yani böyle dünya böyle gidecek sanmasın insanlar. Bir anda merak etmeli olayı yapmayayım ama benim gördüğümü söylüyorum. Dünya bu hale geldi. Hem kutsal kitabımızda, hem diğer kutsal kitaplar, hem tüm öğretilerde, hem de tarihte. İnsanlık bu kadar bütün hale geldiğinde, sosyal olarak, değerler olarak çöktüğünde çok büyük bir felaket değil. Bunları kendi kitabımızda da bulabiliriz. Örneklerimiz, yani çok ayeti işaretli. Birçok yerde görebiliriz, başka yerde. Sümerler de görebiliriz. Hatta böyle yani mistik tarihler var ya, Nuh kıtası bilmem ne, isteyen nereden bakar? Ya direkt tarihte de bakar. Biraz reformlar da görebilirsin. Dünya bu şekilde gitmez. Hiç de öyle hani insanların düşündüğü gibi dijital dünya herkese mutluluk gelecek diye düşünmesinler. Büyük sorunlara çıkabilir. Gerçekten ekip biçmeyi, ne yiyeceğini bilen, doğada ayakta kalabilen insanlar sağ kalabilir. Onun için çocuklarımıza ilk yardım gibi bunları öğretmemiz gerekiyor. İnşallah Milli Eğitim'de bizi duyuyordur. Çünkü biz şu anda bir üniversite kanalındayız. Evet. Çok kitleye hitap ediyorsunuz ama yoğunlukla benim gördüğüm kadarıyla gençler sizi daha çok dinliyor. Sağ olsun. Çok dinliyor ve gerçekten seviniz orada çok çok yüksek. Şimdi gençlere bakıldığımda özellikle beslenmeyi ben gerçekten çok önemsiyorum. Hipokrat'ın... Dinlemiyorlar ya. Evet, dinlemiyorlar. Ben işte nasıl dinleyeceksiniz yani, o kral? Siz benden tabi uzmansınız. Anlatıyorsunuz. Biz zaten ya biz burada görüyoruz. Bir şey başlatabilir miyiz? Ya ben üniversitelerle beraber hocam. Ama öyle bir hal ediyor ki yani böyle insanlar benim olduğum ortamlarda mesela çok müdahale ettiğim gençlerde. Bir yerden sonra ama can sıkıcı bir hale geldi. ve doğruluğunu kabul ediyorlar. Fakat gördüm ki bir bağımlılık var. Yani yedikleri bir kere her şeyde bırakın o kimyasal maddeleri, şeker. Her şeyde şeker bazlı birkaç şeyler var. Anladığım kadarıyla yani aşırı tatları sanayi, bu şirketler içine doğal bile olsa şeker katarak böyle bir lightlaştırıyor, yumuşatıyor. Etin içine bile hamburger yiyorlar mesela, onun köfte. Köftenin içinde de var. Her şeyi yumuşatıyorlar ve insanlar gerçekten şunu anladı. Şeker yemezlerse çıldırıyorlar. Evet. Ciddi bir bağımlılık söz konusu. Şimdi onun içinde kraç, özellikle şekerli gıdalarla şekerli içeceklerin içerisinde aspartam var. Ve bunun dünyadaki karşılığı ne biliyor musunuz? Yasal uyuşturucu olarak geçiyor. Yasal uyuşturucu olarak geçiyor ve özellikle çocukların hormonal sisteminde ve zihinsel durumunda çok etki yapıyor.
Mesela dünyada bir içeceğin ya da bir yiyeceğin içerisinde çok az miktarda katılırken bizim ülkemizde maalesef bu sınır biraz daha artıyor. İşte belki çocuklarımızı bu yaşta, yaşlarda onları bilgilendirmek gerekiyor. Ben Fatih'te bir ilkokulla seminer vermeye gitmiştim. Çocuklara sordum, bir marka var ya, çok meşhur bir marka, bunu içiyor musunuz diye. Hiçbiri içmiyoruz dedi. İçecek var. İçecek markası. Ben de onları ayakta alkışladım. Dedim ki sizi tebrik ediyorum, hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Peki siz ne içiyorsunuz? Ayran mı içiyorsunuz? Süt mü içiyorsunuz? Ne içiyorsunuz dedi. Der biliyor musunuz bize? Hani bu çok meşhur şeyler var ya, enerji içecek. Daha da peki. Düşünebiliyor musunuz? Ben mesela o yaşta enerji içeceği içen bir çocuğun, çünkü 8-10 yaşında bunlar, onun yetmeyeceğini ve daha farklı şeylere bağlayacaklarını düşünüyorum. Dünyada birçok insanlar abartılı buluyorlar ama şeker bazlı bu yasal maddeleri değil. Ama en azından şeker bazlı olanları biliyoruz. Birçok uzman bunun sigaradan bile zararlı olduğunu söylüyor. Alkolün bile içinde kafa yapıyor olabilir ama aslında büyük zararı gene şeker bazlı olup para geri mahvetmesi değil. Buna rağmen bakın ne kadar güçlüler ki, buna rağmen o kadar güçlüler ki çocuklarımızla işte hala orada, burada, her yerde açıklatılıyor, teşvik ediliyor. Ulaşılması çok kolay değil mi? Her yerde, her şeyin içinde var. Hala şu kadar mı olsun, işte şu kadar olursa yasal olsun ya. Niye olsun? Onu yani niye konuşuyorum? Niye bir takım maddelerin yiyeceklerin içinde şeyler katılsın? Niye katılsın? Galiba burada şey de çok devreye giriyor değil mi? Geleneksel beslenme. Geleneksel beslenme bizim inanılmaz çok değerli kültürümüzde var olan bir Bizim şey. Anadolu'daki tüm Türkler sadece Osmanlı değil. Ondan önceki. Ben ön Türklere çok meraklıyım. Ta Asya'dan ya da nereden gelirse gelsin. Kafkasya. Türklerin aslında Buluştuğumuz. ilk en çok bulundukları yer Kafkasya. Kafkasya genel olarak yani bazıları uzak doğu falan der ama o ayrı bir tartışma konusu. Oradan gelirken hep hayvanlarıyla birlikte geldiler. Bir takım işte ürünleriyle birlikte geldiler. Ağaçlarıyla birlikte geldiler. Evet. Ağaçlarını dikerek geldiler. Şu an Türklerin bulunduğu yer bu Kafkasya'dan İstanbul, Balkanlara kadar ağaçlar bizim gibi. Kafalarımızın gittiği ağaçlar. Öyle bir şey. Neyse. Bu insan bizim için ne de önemli? Hayvanlarımızın otladıkları yerde biz yaşarız. Ondan sonra biz mesela Türkler bu kadar hayvan yoğurdu icat etmiş millettir. Fakat süt içmez. Türkler süt içmezler. Çünkü süt zararlı. Evet, çünkü hayvanın yavrusuna içileceğine Evet. de aynı zamanda iyi. Evet. Burada yoğurt devreye giriyor ve yoğurt Niye ama yoğurt yani? Yoğurt yararlı değil ki. Bunu biliyor yani. evet, biliyor ve gerçekten çok kullanılıyor. Ama tabii ki şu an sütlerde bulunduğu için ve biz yoğurdu da tavsiye Ben edemiyoruz. sütü üretiyorum. Kendi ineklerim var. Bunu daha önce bazılarını söyledim. Kendi sütümü bile değil. Benim bir ineğim en fazla 7 litre süt veriyor. Tamamen kendim içtim. Hiçbir katkı maddesi vermiyorum. Küçük eski montofon inekler. Kara. Bazıları calse. Bu konuda çok dertliyim. Kusura bakmayın. Acayip bir şey var çünkü. O sütü bile ben çocuklarıma içirmiyorum. Çünkü süt zararlıdır. Bunu acı tecrübelerle öğrendim. Sonra araştırdım. Yani dışarıdan böyle gazete okumuyorum şu an. 3 yaşındaki kızım benim yani anne sütünü kestik sonra süt içirmeye başladı. Hatta Alerji keçi sütü olmuş de. mu? Kabız oldu. Aylarla geçmedi ve doktor dolaşıyoruz ve bir tane geleneksel bir doktor, şimdi emekli oldu sevgili Mehmet abi, Mehmet Can, Denizli'de şu an çiftçilik yapıyor. Selam olsun. Çocuk doktoru. Çok severim Mehmet abi. Onu götürdüm tekrar. Bir ara o uzaktaydı. Dedi ya kral, sen buna ne içiriyorsun? Dedi. Abi dedim işte gece yatmadan süt. Ya da sen deli misin? Sen dedi akıllı bir adamsın. O zamana kadar ben de şey olmadı. Öyle aydınlandım. Başladım araştırmaya. Ya süt yararlı biliyoruz. Hep reklamlar oh bu. Herkes süt içir, süt içir. Çocuğa iyidir falan. Ya dedi öyle şey olur mu kral?
Niye kurulacaktır? Yani doğada dedi bu annenin bile sütü dişin çıkar anne dedi çocuğu bırakır dedi yani. Anne sütü bile çocuğa 1,5 yıl, 1,5 yaşına kadar. Ondan sonra dedi zararlıdır. Çocuğu dedi mahvetmiş. Mesela şey çok bilinçaltına şey yüklemeler yapıyorlar ya işte. Biz mesela sütün hep bizi büyüttüğünü, kalsiyum açısından çok zengin olduğuna inanıyoruz. Nasıl inanıyorlar? Evet, aslında insan bedeninin canlı kalsiyuma ihtiyacı var ve canlı kalsiyum sadece yeşilliklerde bulunuyor. Aslında biz sütü içerek ölü kalsiyum alıyoruz evet. Bedene. Ölü kalsiyum evet, ölü kalsiyum aldığımız için aynı zamanda mesela geleneksel tıp hekimleri mizaçlara göre beslenme verirler. Süt mesela her bedende balgamlı bir madde oluşur. Bu balgam insan bedeninde bir seviyeye geldiği zaman kıraç, o zaman algıda problemler oluyor. Evet. Hatta ben Rus, çok önemli bir Rus yazarının kitabında şunu okudum ve kesinlikle çok inanıyorum. Sütü çok içenler ve demans ve Alzheimer'ın çok sık görüldüğünü yapmış. Ya sonra ben araştırdım, bildiğim rejimler, çocuk beslenme uzmanı var. Aydın. Ahmet Aydın. Rahmet ben edeyim. Sonra o dönem Ahmet Aydın'ın böyle bir makalesini buldum, okudum. Ya bu bütün literatürün tersini söylüyor. Evet. Ben profesör doktor. İnanılmaz bir şey. Yani bunu anlatıyorum. İnanılmaz derecede doğru bildiğiniz şeyler aslında tam tersi olabilir. Maalesef bilimsel bilim onu da bilimin de bir sahibi var. Bilimi satın almış istediği öyle demeyelim kalplerini kırmayalım ama söylemek zorundayım. Hayır bilim insanların kalpleri ama bilim görüyoruz ki satın alınmış yıllarca en azından sertifik davranılmış bilim insanlarının koskoca profesörlere istediklerini söyletmişler. Şimdi bu da gerçekten çok bilinen, doğru gibi görünen korkunç yanlışları gündeme getirmek gerekiyor. Yani işte kimya kadar aynı. İnsanlar o kadar uzmanlığı olmayabilir. Ama şunu da anlatmak gerekiyor. Yumurta zararlıdır, yumurta yararlıdır. Yumurta çok zararlıdır, yumurta çok yararlıdır. Bakın, arası da yok. Tereyağı çok zararlıdır ve tam tereyağı çok yararlıdır. Gerçekten anlatıyor. İnsanların az önce dediğiniz konu, gene Mehmet Aslan Osman dedi ki yaptırak, ben bu çocuk diyor, gerizekalı. Nasıl dedim ya gerizekalı? Türk dedi en azından 1200-400 mililitreden fazla içirirsen boş ver kabızı bağırsakları gerizekalı. Ben buna kendimi şey, duvardan duvara vuracağım. Yani çok konuşuyoruz. Benim ağzım da şeydir burada. Çenem çok küçük. Siz beni, bilimden bahsettiniz ya, bilimden bahsettiniz. Aslında bilim bugün değişebiliyor. Biz düne kadar antibiyotiklerin üzerinde çok sağlıklı olduğunu, çok iyileştirici olduğuna hep inandık ya da inandırıldık. Ama bugün bilim onu yalan çok gerekmedikçe antibiyotik kullanmayın diyor. Bilim bugünün doğrusu olduğu için değişkendir aslında. Yani değişebilir. Ama hakikatin doğrusu değişmiyor. Hakikat bu ne? İşte geleneksel bilgilerimiz var ya bizim hep aktarımlar. Gerçekten geleneksel beslenme çok 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 önemli. Aslında her bölgede, yani Türkiye'nin her bölgesinde beslenme kültürü var aslında. Ama bilgi de var. Ama farkındalık yok. Galiba o farkı biz nasıl yakalayabiliriz? Ne yapmak gerekiyor? Eğitimi vermek gerekiyor. Milli eğitimle ortak mı çalışmak gerekiyor? Yetkililerimizi zorlamamız lazım. Onlara önemli olan. Galiba sanatçı olarak yani Türkiye'nin en yetkin sanatçılarından bir tanesi. Bence bunu bir sosyal sorumluluk haline getirmenizi çok isterim gerçekten. Bu öğreniyorum. Yani böyle bir, ben de öğrenirken tabii öğreniyorum. Doğru bildiğim şeyleri ben de hala yanlış olduğunu söylüyorum. Bunları ben söylerim. Yani dediğim için rahatsızlık veriyor bilmiyorum. Hani, hiç vermiyorum. O sorunuz vardı belki. Hayır hiç istemiyorum. Burada. Mesela peynirin çok iyi bir halt olduğunu düşünüyorum. Mersen çok zararlıymış. Beni öğrendim. Ama niye zararlıymış falan derken işte o ayrı bir konu. Orada bir küçük devreye gireceğim. Mesela İbn Sina biliyorsunuz bizim çok önemli hekimlerimizden. Evet. Kitapları 600 yıl dünyada okutmuş. Bakın değil. Dünyada. Mesela diyor ki o şifa hazımdadır diyor. Yani
yediğiniz her şeyi sindirebiliyorsanız eğer, o zaman bir problem olmuyor. Yine orada Hipokrat şunu çok net söylüyor. Hani nereden başlamak gerekiyor diyoruz ya. Hipokrat diyor ki birini iyileştirmeden önce sor. Seni hasta eden şeylerden vazgeçmeye hazır mısın? Biraz yapmıştık hayatta. İnsan değil, kesinlikle. Ama mesela bizim Türk camiasına bakıldığı zaman tabii ki bunu eleştirmek anlamında kesinlikle söylemiyorum. Mesela hekimlerimiz ya da doktorlarımız eğer sadece şu felsefesine ya da şu tavsiyesine inanmış olsa ya da kabullenmiş olsa, ne yersen olsun çok açılım var. Yiyecekleriniz, ilacınız yiyecekleriniz olsun der ve şunu da ekler arkasında, yani şunu da söyler, der ki hekim insanın içindedir, biz sadece ona eşlik ederiz. Söyleyebilir miyim? Önemli. Ne yiyeceğimizden, ne yiyeceğimiz tabii ki önemli. Ne zaman yemek önemli? Ne zaman, nasıl? Neyle birlikte? Hani, mesela şunu çok önemsiyorum. Mesela, o süt konusunda tekrar dönüyorum. Şundan dolayı. Şimdi bunu bizim atalarımız almış. Özellikle geleneksel diyor. Gelenek dediğimiz için şey, kültür ve bir şeyler de katılıyor. Belki insanlar oradan artık geliyor. Ama atalarımız, yani bunu icat edenler, bu sütü almışlar, hemen bunu demişler bir yoğurda çevirelim. Yıllar geçmiş bunlar, değil mi? Yoğurda çevirmişler. Aslında amaçları orada değerli olan tereyağı çıkartıp, tereyağı çok yararlı, çok güzel tok tutuyor. Uzun yollar gidiyorlar, uzun zaman çalışıyorlar, dağlar. Evet. Onu üretiyor. Sonra tabii yoğurda çeviriyor, yoğurdan tereyağını üretiyor. Kalanı ayran oluyor. Bu ayran hafif bir şey olduğu için, yağ alındığı için hafif oluyor. Biraz da onu ekletince rahat rahat kolaylaştırıyor. Normalde su getirirlerler ama içeride aslında. Sonra ayran olunca bu ayranı da bu şeyi çok önemsiyorum sistemi. Ayranı da ateşte biraz çektirip çökelik yapıyor. Çökeliği de alıyor. Kuzu derisine basıyor. Onu da oradan mayalıyor. Kuzu derisinden. Sağlıklı bir peynir, besin, peynir üretiyor. Yani peynir zararlı dedim ya şimdi. Aslında siz peyniri doğru bir şekilde yaparsanız, içindeki kazeini, laktozu aynı süte yaptığınız gibi doğru bir şekilde yaparsanız onun da yararını görebilirsiniz. Doğru mayalar. Evet. Yani besini doğru bir şekilde sindirimin, besin yiyeceği doğru bir şekilde besin haline getirmek de önemli. Bu da gelenekte var. Bu da gelenekte çok önemli bir şekilde gösterilmiş. İnsanlar binlerce yıl ölmüşler, hastalanmışlar, yanlış şeyleri yemişler. Yani bu insanlar mucizevi değiller. Birdenbire bir vahiyle olmuş bu iş. Yani insanlar değil, buğday yemek için. Ben baktım bunları, araştırdım ya. Yani buğdayı tüketebilmek için deniz kumuyla onu böyle parçalamışlar. Yemişler açlıktan. Açlık var çünkü. Bağırsakları parçalamış. Ve en son işte onu daha mantıklı hale getirene kadar bin yıllar geçmiş. Bunu önemsiyorum. Burada insan hayatına mal olan çok büyük tecrübeler. Bu tecrübelerin tekrar gündeme getirmesi gerekiyor. Yani elma yararlı mı, zararlı mı? Ben meyve yemiyorum bak. Ben meyvenin zararlı olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü bu bizim göksün elması. Evet, ben, onu yiyebilirsiniz. Ben biliyorum, göksün elması. Çünkü tamamen şey, evet. Bir ısırır mısınız? Yok, ısırmıyor. Dişlerim çok buna müsait değil, sert bir elma. Şimdi şöyle, orada ben size katılmıyorum ama şundan dolayı. Eğer bir... Çok şeker. Hayır. Burada şeker yok. Meyvelerin de biz daha çok... Dost olma. Hayır, meyveleri de biz daha çok hani verim elde etmek için değiştirdiğimiz için ağaçları. Ondan bahsediyorum. Evet, ama tamamen yerli bir ağacın meyvesini yiyebilirsiniz, değil mi? Şunu anlatmaya çalıştım. Tabii ki sonuçta bu bizim göksünden ben iyidir. Bunlarla çok lezzetli, çok güzel. Bir mayhoş ve eklidir. Zaten türkülere konu olmuştur göksünden. Fakat doğada böyle bir elma çok az. Yoktur. Bu aşılayarak insan oldu. 500, 1000 yıl neyse bunu bu hale getirdi. Aslında kutsal bir meyvedir ya, hani kitaplarda geçer. Ben o elmanı bu elma olmadığını düşünüyorum.
alış olabilir. Bu alıştan hani alış ve benzerinden türetildiği için doğadaki bir takım vahşi elmalar var. Onları insanlar yemiyor. İnsanoğlu bunu daha tatlandırmış aslında. Kesinlikle öyle. Bunun da gene, yenebilir tabii ki, mevsiminde yenmesi. En azından hani mesela daha çok çocuklar yiyebilir. İlla büyükler de yiyecekse bunu mevsiminde bir tadını yenebilir. Zaten bizim yörede biliyorsunuz mevsimlerde toplanır evet. Elmalar. Birkaç ay yenir. Daha sonra yaz meyvesi çıkar. Evet. Ama bunların tabii ki saklama koşulları da o kadar önemli ki aslında bugün konuşacağımız aslında o kadar çok şey var ki yani her şeyi bozduk. Şimdi düzeltmeye çalışıyoruz. Öyle değil mi? Hani evet. Bir yerden düzeltmeye çalışıyoruz. Ama düzelteceğimiz materyal yok. Yani şu an Türkiye'de sizce ata tohumları bize yeter mi? Yeter. İmkansız değil mi bu? O zaman biz şunu ama da... Çoğalır. 100 sene içerisinde... Kaç kişi istifade eder bilmiyorum. O zaman biz orada sağlığı maalesef konuşamayız değil mi? O zaman şunu diyebilir miyiz? Toplum gerçek gıdayla beslenemediği için, sentetik gıdayla beslendiği için o zaman sağlıklı toplum ve sağlıklı nesiller yok galiba. Yani insanları tekrar o bunları hatta bana göre işin tam politikasında da değişti. Lazım şehirlerden tekrar köylere kaydırılmak gerekiyor. Okulda kitaplar hazırlanmak lazım. Öyle mi? Kesinlikle. Çünkü bu yani liseye ya da üniversiteye gelmiş bir insana... Bizim bile çok kitap okumak ya. O zaman işte sizlere çok sanatçılarımıza çok iş düşüyor. Hani size çok... Bence bir şekilde güzel ilman... videolar falan yapılması lazım. Kesinlikle öyle. Yani çok hızlı izleniyor mesela. Evet. Etkili olabilir. Sosyal etkinlikler belki düzenlenebilir. Ya da sosyal medyada bunlara ağırlık verebilir. Ben yapmayı düşünüyorum. Belki bu noktada ben sizden rica edebilirim bunu. Gerçekten insanın değişmesi demek dünyanın bazen değişmesi demek. Öyle değil mi? Tabii. Bizim de aslında en misyonum ve vizyonum kendi adıma söylüyorum. İnsanın olduğu gibi bozmadan, doğayı da aynı şekilde bozmadan, yarınlara bozulmamış bir nesil aktarmak, bozulmamış bir gıda, bozulmamış bir doğa, bozulmamış bir su bırakabilmek aslında. Suya da değineceğim. Mesela siz doğaya çıktığınız zaman nasıl içiyorsunuz? Canlı su mu içiyorsunuz? Canlı su içiyorum. Bu suyla ilgili konu bir şey anlatıyorum. Ben küçükken babam kanlı orada amca çocuklar onlar tamam çiftçiyle uğraşıyor. Böyle onlarla bir tarlalara gider. Böyle işte böyle bir beş tanesi falan da var. Su götürmeyi, su var mı? Su var mı evet. Mesela bir tanesi durmuyorum. Ben çok tutmadım. Böyle gidiyorum. Muhteşem bir su buldum. Yani. Bir tam içinde dedi ki amca çocuklar. Dedi ki ne? Bu berrak çok güzel bir su. Ya hiçbir şey, berrakta da kötü bir şey görünmüyor. Ben bunu çocuklarıma anlatıyorum. Böyle anlatıyorum. Gerçekten. Ne oldu dedi. Bunun içinde de hiçbir şey yok. Su dedi. Hiçbir korku ver. Bilmem dedi bu su dedi. Büyük ihtimalle de bilmeyen bir su. Sonra başka bir yere götürdü. Gel dedi. Böyle içinde tuhaf geldi insanların ama içinde bir takım içinde taş kaldı. Suyun içinde böcek var. İşte yaşayan canlı var. Tabii. Orada böyle canlı. Sadece suyun canlı olması elektromanyetik anlamda değil. Şimdi ne dedi bugün? Yaşayan canlı var. İçeri. Ama tekstilde böcek bile yok burada diye çıktılar. Mesela çok bana hiç unutmadığım bir şey. Suyun insan bedeni üzerine tabii ki o kadar çok etkileri var ki. Yani bunu burada anlatmak gerçekten çok zor olur. Ama ben sadece şu noktada çok önemsiyorum. Duyuyor. İnsan bedeninde bilgi arasındaki alışverişi o kadar güzel sağlar ki ama hangi su? İşte o sizin bahsettiğiniz su. Şimdi mesela toplumun popülasyonuna bakıldığı zaman İstanbul için konuşuyorum. Belki %95'i canlı suya ulaşmıyor. Ölü su içiyoruz. Ölü su içtiğiniz zaman normalde su içtiğinizde içersiniz bir miktar midenize sonra bağırsağınıza geçer. Yemek yedikten 3 saat sonra da su içtiğinizde karaciğer onu yakıt olarak kullanır. Çok önemli yakıt olarak. Ama tabii ki canlı su içersiniz. Maalesef toplum olarak hep ölü su içiyoruz. Ben bir şey biliyor musun? Güzel. Bu soruyu bekliyordum size.
Mesela bir kere atarak sizde tabii utancı olan bir sürü yani bir kere atmasın. Şöyle. Eskiden bilirsiniz toprak küpler vardı ve sular hep onun içinde saklanırdı. Toprak dıştan enerji alır ve içteki enerjiyi dışarıya verir ve toprağın negatif enerjileri alıcı özelliği var. Toprak küplerde saklayabiliriz. Onun dışında içerisine çok az kaya tuzu veya çok az sirke veya çok az karbonat ekleyip içebiliriz. Veya dondururuz. Mesela Ruslar suyu dondurup çözüp içerler. Bilimsel olarak da bunu çok ispat etmişler. Mesela insan bedeninde canlı suyun fonksiyonlarını, hatta zihinsel aktivitenin de çok güçlendiğini göstermiş. Canlı olarak paylaşmışlar. Yani kanıta dayalı paylaşmışlar. Ben bunu aslında paylaşmak istiyorum. Ben hani sabah kalktığında hani insanlar uygulamak istiyor olabilirler. Limonlu su mu? Ben limonlu su içiyorum. Her gün sabah kalkıyorum. Limonlu tuzlu. Aslında derdim tuzlu su. Bir bardak. Çok önemli bir mineral. Bu kadarcık bardağı, buna daha fazla da olabiliyor. İçin aç kan. Sabah kalktığım ama hangi tuzlu kullanıyorsun? Ben şimdi söyleyeceğim ama bitirirler diye söylemek istemiyorum. Bitirirler diye. Ben kaynak hayat tuzu değil. Kaynak tuzu meşhur. Kaynak tuzu kullanıyorum. Ondan sonra bir çay kaşığı tuz atıyorum, bir limon sıkıyorum, bir kola içiyorum. Bir canlı bağlantım var arkadaşlar. Beklediğiniz bir telefon var mıydı Kıraç? Benim yok. Ama... Sevgili izleyiciler, şu an Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız yayına bağlandılar. Yurt içinde ve yurt içinde bulunan Kahraman hemşerilerine selam ve saygılarım gönderdim. Biz de buradan selamlarımızı iletiyoruz. Özellikle Kıraç'la beslenmeyi çok konuştuk burada. Başkanım, bir de biliyorsunuz bizim Andıs pekmezimiz var. Son zamanlarda özellikle bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve akciğer fonksiyonlarını güçlendirdiğine dair kaynaklarda yer alıyor. Ve sanırım bu da sadece bizim bölgemize has bir ürün değil mi? Evet, şimdi 4 ay yoğun tempoda hemen hemen 2000'en bir maça Andıs pekmezi, tarhana çorbası, işte kırçık çorbası, bu da hiç aletler, vallahi şükür hiç hastalanmadı. Ama Covid'de de mesela bunların şöyle, tabii ki direkt bir şey olmasa da ki kodoların ifade ettiği Covid'de bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekir. Bunların da hepsi buna hizmet ediyor. Dolayısıyla bunları sıklıkla tükettiğimizde bağışıklık sisteminde ciddi katkısı olduğunu görüyoruz. Bunu biz söylemiyoruz. Motorlara söylüyorum. Andıs pekmezi de bunlardan biri. Bunu özellikle belli aralıklarda çocuklar bizde hasta olmadan önce tüketmek lazım değil mi? Karaciğer son derece güçlendiren ve öksürüktür vesaire onlara çok iyi geldi diyoruz. Başkanım biz şimdi Kıraç'ta çok güzel doğal beslenmeye dair konulara değindik. Benim sizden bir ricam olabilir mi? Burada Kıraç'tan da söz alabilirim. Biz baharda Tirşik döneminde bir festival yapalım mı? Yapacağız. Sizlere daha geniş yapalım. Daha geniş. Daha geniş yapalım. Evet. Yani kısıtlı bizim, değil. Daha geniş. Bizim yani her şey kendi potansiyeline uygun ve o değerlerden, o imkanlarına uygun etkinlikler yapılması lazım. Kesinlikle. Şimdi Kahramanmaraş bildiğiniz gibi şiir ve edebiyatın başkenti. Dondurmanın başkenti. Paça, Gezde Paça'nın başkenti. Geleneksel el sanatları, cevizdir, akıldır, yemenedir bunların başkenti. Bu Kadıroğlu Beyliği'nin başkenti. Taklit tasarımda önemli bir yere sahip Türkiye'nin ikinci durumda. Mutfak araçları geliştirdiğinde ikinci durumda. Vesaire. Yani bunların hepsi çoğaltılıyor. Bir de bu anlamda kesinlikle kutsal ve kutsal arası etkinlikler yapmamız lazım. Mesela şiir ve edebiyatla iki yıldır kutsal arası şiir ve edebiyat etkinliği yapmış. Bunun çok büyük bir katkısını gördük. Özellikle şiir ve edebiyat konusunda bizim kutsal arası arenada UNESCO'ya dahil olmamız sadece Kahramanmaraş'ın değil Türkiye'nin de tanıtımına çok büyük katkı olacak. Bunu yıldan yıla geliştirerek devam ettiğimizde çok tepki görüyorum. Bu yıl çok ciddi bir çalışma yaptık.
ve UNESCO'da yedek listeye dahil olarak bu iddiamızı sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl UNESCO'nun yaratıcı şeyler ağına dahil olmuş olacağız. Ama biz sadece bu faaliyetle UNESCO'ya dahil olmak için yapmıyoruz. Biz kampanya içerisinde var olan değerini bitkin ve farklı teslim etmeye çalışıyoruz. Başkanım, mesela bizim Kahramanmaraş'ın suyu çok kıymetli, havası çok kıymetli, gastronomisi çok kıymetli ama sizin de söylediğiniz gibi burada tanıtımda çok yetersiz kalıyoruz. Eğer bize düşen bir görev varsa burada, biz bunu dünyaya ve ülkeye yaymaya hazırız. Bu teşvikle itibariyle inşallah daha geç kapsamlı yapalım. Sizleri de davet edelim inşallah. Çok mutlu oluruz karşılığınız için de. İçerisinde dondurmaydı. Para işleyince yük akla gelenler de dondurma. Evet. Burada mesela uluslararası bir yapamadık şu ana kadar. Ama artık sabitle 70 tane takibinden cumartesi pazar uluslararası Kahramanmaraş dondurma festivali yapıyoruz. Çünkü neden 70 tane akarsız olduğunu da söyleyeyim. Geçmişte çocuklar hasta olmadı. Soğuk tüketimde ki onun da tabii bir bilimsel şey de yok. Onun için o tarihte Allah'ını gördüğümüzde şu an her inşallah bunu da yapmış olacak. Kıraç, bir şey soruyor musunuz başkanımıza? Vallahi çok güzel konuştu başkanım. Ben şeyde değilim yani, bazı ürünlerde böyle herkesin de tanımasını istemiyorum. Karşınız olur mu? Var yani cevizimizde. Aslında doğru. Var işte. Kaybolur şey, değil mi? Yok, sanayi gelirse o özelliğini kaybedebilir diye korkarım. Evet, zeytinimiz de çok kıymetli. Zeytinimiz, cevizimiz. Evet, şimdi Maraş'ta zeytin, zeytin ürünleri, zeytinyağı. Bunlar belki başka şeylerden baktığında ya Maraş'ta ne güzel denebiliyor. Evet. Ama dedim ya, bir çeşitli açısından zeytin unuttum. Kahramanmaraş'taki yeşil zeytin, zalamurat, Türkiye'nin hiçbir yerde yok. Ben her gün kahvaltıda Maraş'ta yeşil zeytin olacak. Ayrıca öyle özel zeytinyağı sıkması yapıyorlar ki Kahramanmaraş'ta çok güzel sıkmalar var. Bu gerçekten çok ciddi bir değer. Kahvaltıda o Maraş biliyorsun, zeytinyağının şifaları zaten sahibine gerek yok. Biz elimizden gelen desteği vereceğiz başkanım size. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz size. Ben de teşekkür ediyorum. Teşekkürler, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Çift kıymetli hemşerime başarılar diliyorum. Sağ olun. Biz de teşekkür ederim. Aslında o kadar güzel bir şey söylediniz ki ben de bazen bir bitkiyi anlatırken ya da bir şey söylerken korkuyorum. Acaba diyorum bunun nesline bir zarar gelir mi? Çünkü ben eskiden çok meraklıydım. Maraş tanıtıp çünkü biz Anadolu'da bir bitki faydalı olarak duyuyoruz ya, biz onun köküyle yoluyoruz. Aslında onu koparma, saklama, tekrar üretme koşulları var. Ona uymadığımız için maalesef bizim ülkemizde endemik bitkiler veya sizin de söylediğiniz gibi kıymetli değerler çok hızlı bir şekilde kayboluyor. İşin içine şirket sanayi giriyor falan, ben çok yolda söyledim. Çok doğru. İlçe, sanayi, girdi mi ne Maraş zeytini kalır, ne Maraş'ın işte cevizi kalır. Yani bu da bir gerçek. Bunun için ne yapılacaksa bir katılım da yapılacak. Ben yani eski kooperatifleri savunuyorum. Benim şeyim oldu. Aslında biz bugünün dünyası için söylüyorum. Yani kimse yatırım yapmasa, özel şirket gelip orada yatırım yaparsa bizim hepsi biter. Allah'tan ama Mado'yu ben isim verdim ama ayrı tutuyorum. Çok şey yapıyorlar. Hala gelenekten. Ama Anadolu'nun birçok yerinde görüyoruz. Bir şeyi meşhur değil mi? Oraya gidiyor. Bir yatırım yapılıyor. Aslında oldu değil. Bozuluyor. Bozuluyor. Kesinlikle katılıyor. Bunu da söylememiz gerekiyor. Yani bilinçli yapılması lazım. Yani bir ticari bir şirketi öne çıkarmak değil. Yani tüm halka yayılan, tüm oradaki insanlara yayılan şeyler. Tabii yani ceviz daha fazla üretilebilir ama 50 yıl sürer o ağaçlar. Ya da herkes kendi cevizini kendi üretecek. Yani. Evet, en mantıklısı bizim görevimiz bu olabilir. Kendin yap. Kendin yap. Yani evet. İlla parasını verip almaya çalışma. Mesela ben öyle başladı benimki de. Ben yumurta alamayacağımı biliyorum. Yani. Para ve yumurta alamayacağınız da yenmeyeceğini biliyorsunuz. Evet. Güvenemem. Mesela tereyağı. İşte kaynımın bilmem nesi var. Yok şurada bilmem. Onlar hikaye. Ben bazı ürünlerin alınamayacağım. Tereyağı, yumurta, bal. Yani yok, balı adam üretiyorsa kendi yer. Vallahi sana tatlas ya. O bal gerçekten varsa kendisi yer herhalde diye düşünüyorum.
Varsa da. Dağlarda varsa bizim Göksu'da oluyor. Geçen iki yıl önce kardeşim getirdi bir parça. Yani yedik. Evet, o oldu gerçekten. Aslında biraz da şey oluyor. Ben genelde danışanlarıma ya da işte bir kanalda hep genelde şunu söylüyorum. Hani gerçek gıda ile beslenin. Diyorlar ki Nuray Hanım gerçek gıda yok. Ya da var ya. Olan ya da var olan çok pahalı. O zaman biz sahip çıkmayı bilemedik galiba, değil mi? Ya da sahip çıkarılmadı mı bilinçli olarak? Niye? Şu telefon kaç para? Çok para. Ben size söyleyeyim. Şu telefon şu an bilir. Benim tezgisi. Birisi 24 bin. Tamam. 24 bin lira. Süt veren bir inek 15 bin lira. En iyi. Bak süt veriyor. Her şey ayak veriyor. Peyniri, galiba kimse inek almak istemez değil mi? Bir ineği koyun bir de bunu koyun ya. Herkes bunu yani alttan halka bir şey söyleyelim. Anlayışa halk zaten yıllardır geçen sıkıntıda geçen sıkıntıda maruz kaldık ve halkımız var. Yıllardır. Bakın anlayışı doğru tespit ederim. Yani bu 24 bin lira bir süt ineği 4 aileye bakar. Yani kitlesin olarak. Yani olarak değil. Kesinlikle öyle. Bu çok doğru bir örnek olmuyor. İnsanlar bazen öyle diyor ben yani ya 1 liraya 1,5 liraya yumurtayı alıyorum. Böyle bir şey yok. Ben de onlara diyorum ki mesela evet gerçek gıda bulamıyorsunuz ya da bulduğunuzda değerinin çok çok üstünde alıyorsunuz. Ama diğer türlü beslendiğinizde mesela toplumun popülasyonuna baktığınızda özellikle çocuklarımızda diyabet çok fazla. Lösemi inanılmaz derecedir. Bizim ilkokul yaşındaki çocuklarımız kalp krizi çok yoğun olarak geçiriyorlar. Çünkü özellikle bu hazır yiyecek ve içeceklerde o kadar çok tehlike var ki yani bunları anlatmak belki aylar yıllar alabilir. Ama burada birazcık bilginin dışında her insan bence hazır yiyecek ve içeceklerin insan bedenine ne kadar çok zarar verdiğini bence biliyor. Ama fark etmiyor işte burada. Ama söylüyor yani mesela benim çok sevdiğim insanlar var. İşte bunu yıllardır yararlı da oldu ama dalga da geçiyor. İnsanlar o harekete geçecek durumda değiller. Yani tekrar ediyorum, bunun olması için bütün seferberlik yapılması gerekiyor. Ben arkadaşlarıma bile onlar da yaptı. İşte nereden bulacağız? Pahalı, bilmem ne. Abi 4-5 aile bu teşvik bence. Bu da güzel bir sosyal bir proje olabilir. En azından maddi durumu biraz daha iyi olan insanlar. Çünkü bu da ya Türkiye'de 10 milyon bulur ya. Yani. Ya 4 aile, 5 aile, devlet, belediyeler, bilmem ne, bunun ciddi bir şekilde seferberliği. Yani istismarı kapalı bir şekilde bakın. 4 aile, şurada size bir tarla verelim. Bir kulübe yapın. Ama bakın imar falan değil, Türkiye'de çok biliyorsunuz. Şurada bir kulübe yapın. O kulübede işte tavuklarınız olsun. İki tane bir tane inek alın. Dört tane tavuğumuz olsun. Evet orada yapın bu işi. İlla insanlar şunu istiyor. Parasını vereyim alayım. Alamazsın. Bitti o işler. İnsanoğlu neydi? Kızı derin. Ceren'in o neydi? Ceren'in o neydi? Işte. Paranı yemeyeceğim. Galiba ona çok yakınız değil mi? Çok yakın. Yani. Ya düşünün yani. Mesela bulamazsınız bu ürünleri. Bak tekrar ediyorum. Tereyağı. Yumurta, bal. Hiç kimseye güvenemez. Ya işte kardeşim yapıyor. Ben güvenmem. Çünkü üretim ne kadar çok büyüdükçe galiba hile de kadar şey oluyor değil mi? Çünkü galiba bugün yaşayan insanlardaki en büyük doyumsuzluk da şu. Yani var olana şükretmiyoruz. Hani bir de yetenekli mi? Evet, var. Hani siz dediniz ya hani 80'li yıllarda çok iyi hatırlıyorum. Biz tohumlarımızı neden şeyle değiştirdik? Hibrit tohumlarla yer değiştirdik. Çünkü bu kadar alıyorsak bize dediler ki sen bu kadar alacaksın. Çünkü biz var olanla hiçbir zaman yetinmedik. Ama toplumun bugün popülasyonuna baktığınız zaman insan kazandığını galiba birçoğunu hastalıklara yatırıyor. Öyle değil mi? Ya bunu kabul ederiz. Kanmayalım artık lütfen. Kanmayalım işte yani burada herkese sesleniyoruz. Yani işte bakın bir sanatçı olarak ne kadar önemsiyorum bu konuyu, ne kadar çok sanatçı da var böyle biliyorsunuz ya. İnsanlar
yapıyorlar falan. Doğaya dönüyorlar. Bir de şöyle bir sorun var. Şu an müdahale edilmesi gereken ne olduğunu düşünüyorum ben. Kadın demeyelim de geleneksel, hani mesela bu işte bilen insanlar, köylüler, onlar da yok. Yani ben bundan 10 yıl önceydi galiba. Dedim ki evet, ben dedim şey yapacağım, sütü bir yerden alıyorum yani. Adamla zaten süt alana kadar adam çırpındı. Şimdi dedi ki, aha bir sütü dedi, Beykoz'daydı o zaman. Sütü bizden kaçıyor. Çünkü yasak açık sütlanma zamanlara geliyor. Ya, dedim ki kardeş bana normal süt ver. Hani bir şey yap sütün içine. Böyle ki diyelim tereyağı çıkaracağım. Güzel süt ver. Neyse makine diyor. Ben babama dedim ki baba bana bir tane yayık. Yani bizim eski şey vurmalı, ha, dövme evet, yayıklar. Evet. Evet. Babam gitti Mahmut Paşa'dan şey aldı. Ondan sonra peki nasıl yapacağız bilmiyoruz ki. Bilmiyorum. Önce bir sıra doldurmamız gerekiyor. Köyde bak kanlı kavak aradı. Bunlar hepsi bilirler. Kanlı kavakta bile. Galiba o nesildi değil mi? Tabii. Ve Allah'tan fırma teyzem yaşıyor. İster fırma yaşıyor. Ona yaşıyor. Biliyor. Onu aradı. Telefonla zar zor konuşuyor. İzah ediyor oradan. Biz de buradan yapıyor. Şimdi insanlar soruyor. Ya kıraç tereyağı diyor nasıl? Ya diyor ya 40 dakika sürüyor. Bilinmiyor bak kayboluyor. Yani bir kitapta yazıyor olabilir ama birinin uygulamını göstermesi de önemli. Bu insanları sahadan bildiriyorum ben. Onun için böyle heyecanlı. Sahadan köyleri geziyor. Bu insanların ne kadar değerli olduğu bilinmeli ve bunlar kullanılmalı. Videolar çekilmeli. Teşvik edilmeli yani. Bu insanlar ne bildiklerini bizim aynı türküler gibi. Türküler de böyle yok olur. Kaybol. Yani son giden gider. Tabii kayıt altına alınması lazım. Bazı şeyler bilinmiyor. Onun için şey de bari o kadar güzel söylemiş ki insanı yaşat. Evet. Yaşat. Ne büyük insan değil mi? Çok. Galiba insan... Keşke onu dediğim şeydi. Ama sonra hanedan biraz düştü oradan pek olanlar. Osmanlı hekimlerinin önemli sağlık tavsiyeleri var. Ve şu 4 gıdayı insan bedeninde kan yapıcı olarak değerlendirirler. Bunlardan bir tanesi bal, bir tanesi tereyağı, bir tanesi ekmek ve diğeri de et. Bakıldığında bunun hepsi bu. Gerçekten bu. Hepsi bu. Bir geçenlerde pandemiyle birlikte tabii ben de bilmiyorum. Asyalı, telefon, Amasyalı, Şerefettin. Ha evet, Şerafettin. Şerafettin. Çok kıymetli. Soyadını şimdi unuttum. Çok kıymetli. Evet. Bu... Çok kıymetli. Yani ben çok... Kitabı var mı sizde? Yoksa temin edelim. Valla arkadaşım var mı? Sonunda. O söyledi zaten. Onda var. Onda... Osmanlı'nın en önemli hekimlerinden bir tanesi. 1400 yıllarda. Evet. Şu an işte pandemiyle ilgili söylediklerim tüm uzmanları. Hani ne yapmamız lazım? Birebir örtüşüyor. Mesela bir tanesi çok önemli. O kitapta yazan bir şeyi söyleyeyim ben size. Özellikle salgın hastalıklarda süt ürünlerini tavsiye etmiyor. Kullanmak. Müthiş bak. Ben inşallah temin ederim sizi. Ben de bunu görünce gerçekten çok 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 şaşırdım. Ben de danışanlarıma mutlaka söylüyorum eğer bu süreci, COVID sürecini atlatıyorsanız eğer süt ve süt ürünlerini bir süre kullanmayın diyor. Çünkü süt ve süt ürünlerini uzun süre kullanıldığında da balgam yapılıyor özellikle çok fazla. Ben size bu şerbeti ikram edeyim mi? Harika. Nadir, nadir. Lezzettir yani. Geçen çeker şeyleri Türkiye'de de sevmedi. Bu yalnız bir şerbeti. Ve çok iyi bir gül reçeli olabilir. Bu gülleri annem kastesinden toplamak. İçerisinde hiç kastı bir şey yok. Osmanlı hekimleri özellikle duygu durumu bozukluğunda gül şerbetini çok tavsiye ediyorlarmış. Ve bütün ilaçların içerisinde mutlaka bir miktar gül eklerlermiş. Bizim dinimizde de biliyorsunuz koku çok önemli ya. Bu arada çok güzel. Peygamber Efendimiz mesela dünyada bana üç şey sevdirildi buyurur. Bunlardan bir tanesi güzel koku. Tabii ki sen
koku değil. Yani, kullanıyor musun sen? Ben hiç. Hoşlanmam. özellikle de bazen asansörde maruz kalıyorum ben. İnşallah biz de o seviyeye geliriz. Bir ülkede toplu taşımalarda koku yasaklanmış. Ben bilmiyorum. Biraz koku olmasın ama gerçekten çok acı çekiyorum. Doğal kokuların gerçekten çok iyileştirici güzelliği var. Mesela burada özellikle ben bilinçli olarak yaptım. Burada portakal yağı ama tamamen doğal olanı yanıyor. Ve portakal yağının şöyle bir özelliği var. Aslında kokuların şöyle bir özelliği var. Beyinde limbik sistemi uyarıyor. Ve aktive olmayan bütün hormonları aktive hale getiriyor. Onun için çok önemli tedavi araçlarından bir tanesi. Özellikle sindirim sistemindeki bu bağırsak florasını çok güçlendiriyor. Ve insan bedenine en hızlı etki eden kokulardan bir tanesi. Onun için şifası çok çok fazla. Hatta şey olurdu biliyor musunuz? Böyle küçük kamomaları koyup güneşe atarlar. Evet. Yani biz böyle yapardık, böyle mevcut. Sonra da asosunu yıkardık. Ben bir de şeyi çok merak ediyorum size. Yemek yerken çiğniyor musunuz ya da hemen mi sofradan kalkıyorsunuz? Bu çok komik. Tabii ben çok hızlı yemek yerim. İnanılmaz hızlı yerim ama ya. Böyle. Günde iki defa en fazla. Atıştırmam yoktur. Atıştırma kültürüm yok. Şey yemiyorum. Etkin öldürmeyi seviyorum. Yemek. Oturuyorum ve bayağı bir yiyor. Evet. Ve çok hızlı. Ve uzmanlar sürekli diyor işte 20 defa en az 20 defa çiğni falan. Ben de çok hızlı yiyorum, çok sağlıklı bir yerim diyorum. Ama bir saydım, ben 30-40 defa çiğniyorum. saydım. Çiğniyorum ama çok hızlı çiğniyorum sadece. Osmanlı Hekim Şerafettin şöyle buyuruyor. Diyor ki çiğneme konusunda bahis geçerken her dişin hakkını verin diyor. Siz her dişin hakkını veriyor musunuz? Kesinlikle çiğniyorum. En az 20 defa çiğniyorum. Ama sadece bu. Ben de dedim kokusunu da beğeniyorum. Kesinlikle öyle. O dedi ki yemek yerken yemek ye. yemek yerken ben sohbet ederim. İnsanlar böyle bir konuştuğu için yavaş yavaş. Aslında bir de kültürde yoktur o değil mi? Hani çok biz yemek yerken konuşmayız aslında. Yemek yeri zaten. Yani bu arada kaçabilir en kötü. Kaçıyor. Yani yemek yerken konuşursan bu arada kaçabilir. Bir de yemekle ilgileniyorum. O yemek lezzetli her şeyin lokmanın hissetmeye çalışıyorum. Ben yemek yerken konuşmuyorum. Yani şimdi eleştirmeyeyim kimseyi. Evet kültürümüzde de böyle yemek yerken işte insanlar diyor ki yemek masasında sohbet. Ya yemeğimizi yiyelim, çayımızı içerken konuşalım olmaz mı? Yok illa yemek yerken böyle yemekler tuz gibi oluyor, çorba tuz gibi oluyor. Fotoğraf güzel ama. her şey Instagram. şimdi ben şöyle bir ödene faydası var. İçimizde her bir diş kökümüzde akupunktur noktaları. Şimdi biz mesela gıdayı ağzımıza alıyoruz ya. Bir bizim ağız içi kısmımız var. Bir de çiğnedikçe besinin enerjisi açığa çıkıyor. Besinin enerjisini açığa çıktığı an, bunu beyin algıladığı an hemen orada ampul yanıyor ve tokluk hissi veriyor beden. Tokluk hissi verdiği zaman yapılan çalışmalarda şu görülmüş. İnsanlar ne kadar böyle yavaş yemek yediklerinde çok daha az yedikleri ve çok uzun süre acıkmadıklarını tespit etmişler. Olabilir. Ama ben de bu şekilde istiyorum. Ama siz zaten çiğniyor musunuz? Çiğnemeyi saydım. Yani onu eğer orada baz alacağımız şey çiğnemeyse en az 20 defa çiğniyorum. Et de yiyeceğim. Çiğniyorum. Yani işte başka şeylerde sebze, salataydı. Ama da daha çok şey yiyorum. Ama hızlı yiyorum. Ben yediğimde daha insana başlamamış olabilirim. Bence eğer 30 kez çiğniyorsanız o gayet normal. Kendinizi o konuda suçlamayın. Ya ben biraz daha yavaş gelebilirim ama bilmiyorum. Ben seviyorum. Daha var. Çünkü hiç kesinlikle fark etmişsinizdir. Mesela ne kadar çok çiğdiğinizde daha olumlu değil mi? Gıdanın tadını daha böyle ya da kokusunu ya da lezzetini daha çok fazla hissediyorsunuz. Vallahi bazen hiç öyle olmuyor. Biraz fazla ağzımlı adam olabilir ya da bazen böyle hiç öyle. Şundan da oluyor. Bazı mesleklerde mesela ya da işte belki mesleğinizle yaptığınız işle de alakalı.
bazen çok uzun süre sahnede kalıyorsun. Evet. Onun da etkisi vardır. Ama bildiğim kadar galiba siz sahneye çıkarken yemek yemiyorsunuz. Kaç yani, saat önce bırakıyorsunuz? İdeal olan 5 saat. 5 saat. 10 derece. Korkunç bakın. Böyle bir şey oluyor bazen. Direkt yemek yiyip sahneye çıktım olmadı ama 2 saat. Sahnede acı var. Eti de geçti. Bayağı bir şey oluyor. Çok rahatsız. Mesela Osmanlı hekimleri diyafram için ikinci kalpler. Muhtemelen fazla yediğimiz zaman oksijen alışverişi ya da nefes alışverişi olmadığı için ne oluyor? Diyaframa nefes ulaşmıyor ve ulaşmıyor ve ulaşmadığı zaman da doğal olarak sesiniz çıkıyor. Bence evet. Sesiniz çıktı. Yani bunu zaten alalım. Yani 5 saat yemekleri. Başka eskiden çok vardı. Beslenme tamamen değiştirdim ve onu çalıştırdım. Yani böyle eskiden dediğim gibi 10 yıldır evvelden bahsediyorum. Acıktığımız yıldırırdım yani. Şimdi o yok çünkü basit farklılıkla günlük üstünde yok yani. Herhangi bir şey. Ben bir de kan gruplarıyla ilgilendiğim için kan grubumuzun özelliklerini biliyor musunuz? Etkili. doğru mu bu? Doğru mu hani? Siz... Ben B-Araç pozitif. Hı hı. B kan grubu. Etçidir. Evet. Yani bilmiyorum. Etçidir. Ama. Mesela siz sever misiniz eti? Et yemezsem sorun var. Pardon ya. Ben çok üzülüyorum. Protein almazsam. Yani öyle. Aslında sorgun beslenme çok evet. Önemli. Bence. Doymam ya. Doymazsınız ve aç kalırsınız. Ama sizde bir yasak et grubu var. Tavuğu sever misiniz? Bunu çok yemezler. Beyler ben çok... tavuktan şişerim. Ben tavuk yersem şişerim yani. O zaman sizin fırçasınız çok çok değil, hiç bozulmamış bana göre. Ya ben böyle güzelim, sağlık sorunları falan oluşturdum. İşte beyaz et, beyaz et diyorum. Ben nasıl oluyorum diyorum. Ya saç falan var falan ya. Tavuk diyorum, rahatsız çok, çok doğru. Kesinlikle benim şişirim. Sindirme problemini evet. Yaşar. Hatta Allah benimden rahmet eylesin. Gerçek de bunu yazarı Aydın Salih Hocam. İnşallah kitaplarını size en kısa zamanda ulaştıracağım. O hep şey söylerdi kan grubu B'ler için. Senede bir kez bile yeseler rahatsız eder bunu. Evet. Kesinlikle öyle. Evet. Ben tavuk yedim rahatsız olurum. Bu ilginç yani. O zaman... Hiç bunları bilmeden insanlara söylüyor. Ben rahatsız olurum. Tavuk yok diyorum falan. Zorla tavuk. O zaman şöyle bakmak lazım değil mi? Şimdi siz tavuk yediğinizde rahatsız oluyorsunuz ya. Doktora gidiyorsunuz. Teşhis koyulmuyor. Ya da en sonunda psikolojiye bağlıyorlar. Hani, psikolojik olduğunu düşünüyorlar. Yine işte Hipokrat'ın o sözü devreye giriyor. Sizi hasta edecek şeyleri bırakmaya hazır mısınız diyor ya. Onun başında başlamış. Doğru bırakabilirim. Bir de D kan gruplarına çok şifalı. Hatta ilaç olmayacak. Bu içkiler. Limon, portakal, grapefruit, mandalina. Evet. Bunlar size gerçekten çok 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 şifalı. Zaten ekşim sıraf meyvede istedim. Anlaşılan portakal. Portakal. Gelin ki. Babam çok güzel böyle bize üç kardeşlik o zaman. Çuval bize alnıma, ağrıca bana çuval portakal getirdi. Duvara vurduk. O zaman portakallar çok iyiydi. Hatta böyle kanlıydı değil mi? Kanlı portakallar. Bunda böyle şey. Biz onu yumuşatırdık portakal duvara. O duvar anne nedense yani bize vermişti. Biz vura vura duvar yumuşatırdık. Parçalamazdı portakal. Yumuşardı. Onu deler içerdik böyle. Kalanı da böyle posasında yer. Ya tonlarca yemişizdir ama şu an hiç ihtiyaç hissetmiyorum. O portakalın lezzetini de bulamıyorum. Yok. Portakalın yok ya. Bilmediğiniz hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama çoğunun zaten çekirdeği yok. Evet. Peki benim can eriği seviyor olmam yine ve... Evet, kesinlikle öyle. Ben can eriği böyle şey kadınlar gibi aşk ediyorum. Vallahi. Can eriği böyle çıktı mı şey gözüm başka bir şey gördüm. Can eriği alıç. Benim mesela meyvelerim bunlar. Can eriği alıç işte güzel şey. Greyfurt'un beyazısı da çok iyi. Evet. Beyaz grey. Greyfurt'u bir nedenden dolayı biliyorum. Dedem de çok severdi rahmetli. Ben çok içerim. Ben de severim. Bir kurtun bir zararı falan da var.
Yok, şöyle zararı var. Bazı ilaç türleriyle beraber kullanılıyor. Ama onun dışında gerçekten inanılmaz derecede şey var. Hatta bütün turunçgillerin çok çok üstünde grey. Ama beyaz olanın, beyaz olanın çünkü daha genetiği değişmedi. Daha genetiği değişmedi. Yani o çok önemli. Yani beyazın kendisi bastığı ne? Çok börden cinsi olanları. Yani, evet. Yani kiraz sevme dişneyi. Dişneye bayılırım ya. Yani. Böyle, onu da böyle hiç yok. Karşıda pazarda dişneyi bulamam. Doğru. Bizim mesela ülkemizde arpanın değişmediğini düşün. Çünkü Anadolu'da şöyle bir deyim vardır ya, arpayı hayvanlar yer diye. Hayvan yemi olarak bilindiği için biz arpaya hiç dokunmamışız. Ben de bazen böyle arpanın özelliklerini, insan sağlığı üzerine ne kadar çok faydaları olduğunu anlatırken sizin gibi biraz endişe duyarım. Acaba hani buna da bir şey yapılır mı? Buradan ben herkese şunu söylemek istiyorum. Gerçekten ata tohumlarımız çok kıymetli. Arpa bildiğiniz indeksten düşük. Çok düşük. Bildiğiniz endeks çok düşük. Çok tutuyor. Bağırsak florasını çok güçlendiriyor. Hatta Hipokrat'ın şöyle bir sözü de var arpa ile ilgili. Arpada 10 haslet vardır diyor. Yani özellik. Yok. Hayır, karşımıza çıkıyor. Bir bakıp bir derlik falan olmasın. Sülale boyu Hipokrat'ı. Ama onlar biliyorsunuz hekimde. Hekimle doktor arasında fark var ya, biliyorsunuz. Biliyorum, ben şaka yapıyorum. İnsanları tedavi ederken mesela insana bütüncül bakıyorlarmış. Bütüncül nasıl bakılıyor? Sadece yedikleriniz önemli değil. Temiz önemli değil. Temiz de düşünmek gerek. Öyle değil mi? Duygusal anlamda eğer insanda kıskançlık, öfke, nefret varsa eğer, biz burada zaten sağlığı konuşmamız imkansız. Çünkü negatif her bir düşüncenin, her bir organda şeyi var, etkisi var. Pozitif düşünce de aynı şekilde. Mesela siz sevdiğinizde, aşık olduğunuzda ya da beklentisiz bir şeye bağlandığınızda kan dolaşımı sızlanıyor. Kan dolaşımı, mesela Japonlar şunu söylüyorlar, diyorlar ki bir yere kan ulaşırsa orada yaşam var. Onun için şeyi de merak ediyorum, duygu durumunuzu da merak ediyorum. Mesela mutlu bir insan, çabuk üzülür müsünüz? Nefret, kin, öfkeniz var mı? Hayatta küs olduğunuz insan var mı? Ya da affedemediğiniz insan var mı? Şu an affedemediğim insan yok. Tahtı var mı? Yoksa doğduğum gün değil. Kan grubu, beynin özelliği. Ben şey yok. Kin olamıyor yani. Yani çok etkisi durumlar oluyor ama sonra geçiyor. Ani parladı. Aniden çıldırıyorum. Şimdi daha iyi mi? Bu da şimdi geçmişten şimdi o kadar değil. Ani bana sabırsız bir insandı. Öğrendiğimi düşünüyorum. Daha fazla sayısını. Kıvama geldiniz mi? Ben de gidiyorum. Kıvamdasınız. Kıvamda olduğunu düşünüyorum. Yani aldım dersin. Şey yoktur. O, nefret duygusu yoktur. Ama aradığında ya da toplumsal olaylarda konuşurken sanki öyleymiş gibi aldım. Peki, yok. Mutlu muyum? En önemli soru bence o. Bu çok büyük. Yani aslında çok kolay yanıt verilebilecek bir soru. Çok düşünüyorum bir soru. Mutlu muyum? Sürekli değil. Ama mutluluk üzerine çok konuşarım. Çocuklarıma da öğretmeye çalıştığım bir şey var. Mutluluk bir şey olursa şarta bağlı bir şey olmadı. Yani öyle şartlarla ilgili bir konu olmuş. Mutluluğun gerçekten bir seçimi. Mutlu olmayı o an, şu an seçerseniz mutlu olur. Ama bu tabii şu demek değil. Çok büyük acılar yaşıyorlar eskiden. O dönem için geçerli olmayan. Ya da bir dönem istediğiniz her şey olmuştu. Birdenbire bilmiyormuş, ekonomik olarak bir aşama kaydı. Mutlu hissediyor olabilirsiniz ama o da geçecek. Ama
mutluluğu seçerseniz her defasında onu siz yakalamak olacaksınız. Mutluluğu kontrol edebilirsiniz. Bunu öğrendim. O zaman şöyle bir soru da sorabilirim. Mutluluk kelimesi gerçekten çok yeni. Mesela şu Türkçe'den biliyorum. Evet. Evet, gerçekten. Çünkü bunlar tehlikeli söylediler. Yani ondan dolayı düşünerek şükrettiğinizde o zaman ne, mutluluk da geliyor değil mi devamında? Ne dediğinizi bilmeniz gerekiyor. Yani ben şuna inanıyorum. Yukarısıyla bir alışverişte bulunduğunuzda aklınızdan geçen şeylere bile dikkatli olmak lazım. Şunun gibi hani bu Evliyat Çelebi'de neydi? Tıhat mıydı? Tıhat ya Resulallah bir şey mi? Tıhat ya Resulallah. Ya bunlara dikkat edin. Ben çok hoşuma gidiyor o. Dikkat etmeli. Onun için şükür büyük bir söz. Yani onun içini doldurarak konuşmak lazım. Ondan dolayı yetinmek güzel bir şey. Buysa eğer şükürden kastınız buysa evet, yetinmek belki daha doğru. Sahip olduklarınızın değerini bilmek. Yetinmekten kastım aslında bu. Yetinmek şu demek de değil. Benim hedeflerim küçük insan değil. Onu da kastım. Var olanla yetinmek. Var olanın değerini bilip ona sarılmak, ona alışmamak olarak algılıyor. Sevdiğiniz insanlara, sevdiğiniz şeylere alışırsınız. Alışmamak. İşte o şükür bu ise onu çok seviyorum. Pozitif düşüncenin insana beslediğini tüm isimler söylüyor. Tam tersi negatif düşünce de kan dolaşımını yavaşlattığı için doğal olarak bizi ne yapıyor? Hasta ediyor. Onun için bizim geleneksel tıp hekimler şu an yeni de modern tıpı entegre ediliyor ama çok yetersiz. İnsan bedeninin iki şekilde çalıştığını söylerler. İşte bunlardan bir tanesi yiyecekler, içeceklerimiz. İkincisi de duygu ve düşünce durumu. Ne kadar temiz beslenirseniz besleniniz, eğer temiz düşünmediğiniz takdirde o zaman da devreye sağlık girmiyor. Peki dua eder misin? Ederim. Dua ederim. Hani nasıl söyleyeyim? Şimdi abartmış olma söylemiyorum. Yani belki de bir takıntılık bir yer. Çok ünlü biri var, Alex de Carrel. Dua ile isimli kitabı var. Bu kadar muhteşem açılımlar yapıyor ki. Ama dua eden insan inanarak dua etmesi gerekiyor. Yani Allah'a sınayarak değil. Genelde dua ederken hep isteriz ya. Verilmediği takdirde de belki bazen isteriz de değil mi? Ya da duamızı erteleriz. Onun için biz kuluz, zayıf varlıklar. Kendimizde olduğumuzdan daha yüksek bir tanımlamak lazım. Hata yaparız, küseriz. Allah aşkına biz küseriz. Yani bu orada da şey yapmak lazım. Ama ben şunu başarmak, söylemek istiyorum. Dua ederken tabii ki belli sözcükleri, belli ritüelleri kalıplara koymak değil mi? Ama ondan sıyrılmak lazım. Her defasında çok doğru bir şey samimi söyledim. Bir şekilde o an yeniden üretmeye çalışmak daha kolay bir şey değil tabii. Yani. Onun için belki biraz daha seyrek ama her defasında bir şey özellikle modernleşmeyle beraber işte sosyal medyanın bu kadar çok hızlı bir şekilde aramızda olması. Aslında konuşulacak o kadar çok şey var. Toparlayalım tamam. Bir şey daha sormak istiyorum. Ahlaki değerlerimizle ilgili ne söylemek istersiniz? Yani ahlaki değerlerimize bu dönemde sahip çıkabiliyor muyuz? Eksiklerimiz var mı? Ya da bizim üzerimize düşen neler var? Hani sağlıklı nesillere ulaşmak için. Bir soru. Hı hı. Bu kadar büyük sorular ama konuşurken çok kolay konuşuyorum. Ahlak mutlu toplumun kendi içerisinde bir anlaşmaya vardığı bir konu. Anadolu'da bizim medeniyetimiz zaten bir anlaşma var. Şimdi son yıllarda dünyanın bu global insan, dünya insanı
açılımlarıyla bu ayrıştı. Herkesin farklı farklı, bölge bölge ahlaklar. Hepsini katıyorum ahlaklarına. Aile, mahalle, sokak. Evet, hepsini katıyorum. Farklı farklı görüşlerim. Sanırım bunun içinde toplum önderler çıkıp bu konuyu konuşmaları gerekiyor. Şu mimari, benim kendi görüşüm şu. Bazı geçmişten gelen, gelenek dediğimiz ve bizi en azından bazı kesimde rahatsız eden gelenekleri sorguya yatırılması. Tutucu kesim. Bağlantı tutar. Evet. İkisi de gerekiyor bu arada. Bakın bunu da söyleyeyim ya. Tutuculuk da gerekiyor. Yani birdenbire toplamayı. İkisinin de hoşgörü olması gerekiyor. Konuşulması gerekiyor. Ama size ben son sözü söyleyeyim. Bu çok uzun bir konu. Ancak kesinlikle gene biz bunlar için yetkiyi bizim sosyal hayatımızı da düzenlesin diye yetkiyi devlet denen bir gruba verdik. Sosyal medyanın kesinlikle niye mal olursa mal olsun kontrol altına alın. Orası bir özgürlük alanı değil. Öyle sanılıyor. O yutturulan havuç. Sosyal medyanın özgürlük kısmı o işin pazarlaması. Sosyal medya özgür falan değil. O sosyal medyanın kesinlikle boş bir ahlak. Ahlakı tartışılan bir konu. Pedagojik olarak, psikolojik olarak facia var. Çocuklarımızın üzerinden inanılmaz çirkin şeyler şu an oluyor ve ben inanamıyorum, kimse müdahale edemiyor. Özellikle bizim ülkemizde buna müdahale edilemiyor olmasını esnekle karşılıyor. Aslında dünyada kontrollü değil mi? Hayır değil. Hiçbir yerde kontrollü değil. Ben sanmıyorum kontrollü. Her yerde açık bunlar. Ama gene anca yaparsa bu ülkede olur. Ya da Japonya olabilir. Çin olabilir. Çok fazla. Aslı kestiği kestiği. Ama sosyal medyanın, dijitalin, internetin özellikle çocuklar için korkunç bir yer oldu. Ben biliyorum. Kontrol altındayız. Bakın bu konuda tutucu gibi oldu. Başka konularda çok ters taraftan bakıyorum. Galiba bitirmeyelim ya. Gerçekten çok keyifli bir sohbet. Ben sabretim ya, çok keyifli bir sohbet. Sizin de sohbetiniz çok güzel. Çok istiyorum, çok istiyorum. Sizin de aynı misyon ve vizyonda olduğunuzu düşünüyorum. Gençleri bilgilendirmekten çok farkındalık oluşturmak gerekiyor. Siz de bu ülkenin çok kadim hem geleneklerine sahip çıkan, hem güçlü hem de yetkin sesi olan bir ülke. Bana göre çok sorumluluklar alması gerekiyor. Çünkü saniyede çok büyük kitlelere hitap edebiliyorsunuz. İnşallah sizden tekrar söz alalım. Nerede isterseniz geliriz, gideriz, bekleriz, müsaade ederiz. Çünkü ortak aktaracağımız yeni nesillere çok şeyler var. Bir sürü suyumuzu da içiyoruz. Teşekkür ederiz sevgili Üniversite TV izleyicileri. Aslında buradan Tarım Bakanı'na, Sağlık Bakanı'na, değil mi? Evet. Devlet büyüklerimize el birliği halinde geleneksel olarak ya da yarınki nesillerimizi sağlıklı bir şekilde nasıl koruyabiliriz? Hep beraber el ele, birlikte bir şeyler yapma temennisindeyim. Siz de bu noktada zaten çok isteklisiniz, onu da gördüm. Ama ben bir dahakinde ya da şimdi küçük bir sizin endamon yeter. Şu an hiç şarkı söyleyemem. Hiç. Yok, hiç söyleyemem. Bir dahaki sefere. Ha, bir dahaki sefere. Tamam. O zaman kapanışı size bırakıyorum. Geldiğiniz çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir sohbet oldu. Mutlaka bir daha yapabilirim ben. Buradan ben son olarak son dediğim olarak söylediğim şeyler onlar üzerine diyorum. Devletimizin içindeki tüm en tepeden en aşağı kadar yani yararçık olarak diyorum. Bürokratlarımız, bakanlar kim nerede nereyi teşkil ediyorsa lütfen özellikle bu sosyal medya konusunda
konusunda daha cesur kararlar almamızı rica ediyorum. İnşallah Üniversite TV izleyicileri, ben her hafta karşınızda olacağım farklı konu ve konuklarla. Kıraçı'da inşallah sık sık aradayız oldukça. Özellikle genç üniversite öğrencilerine farklı konularda, özellikle sağlıkla ilgili, bilimle ilgili, sanatla ilgili çok şeyler aktaracağımı düşünüyorum. Görüşmek üzere. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sevgiyle kalın.